Sen başlıyorsun kanka. Kanal senin. Hadi girişi sen yap. Sen ayrıyetten giriş yapsaydın. Yok gerek yok ya böyle bir şey. Aynen. Serdar hoş geldin de. Böyle başlayalım. Neyse hoş geldin. Evet. Serdar hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Abi, ne demek? Güzel güzel bilgiler alacağız. İnşallah inşallah öyle olur. Uzun zamandır da çekmiyoruz evet, işte. Uzun zamandır da çekmiyoruz. Planlı uzun zamandır yapıyoruz. Güzel oldu hatta. Araba aldın, eşya aldın, daha güzel bilgiler birikti. Bayağı şeyler değişti aynı. Biraz kendinden bahset bize. Kendin tanıt. Kanka, ismim Serdar. Ben de senin gibi Türk insanlıyım. 5 sene İstanbul'da, Türkiye'de kaldım. Yaklaşık 26 aydır da şu an Polonya'dayım. Geleli 26 ay olmuş yani. Güzel, güzel. Daha dün de mal gibi. Kibafesi Global'ın önünde bize bekliyorduk yani. Valla. Ne zaman alacağız? Ne zaman alacağız? Heyecan oluyor yani şu andaki insanlarda da öyle mesela buraya gelmek isteyen insanlar için. Mesela birkaç tane hayal kurmuşsun diye böyle gözünde canlandı. Kanka ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Başından şöyle bir şey geçti. Şimdi ben yurt dışına çıkmak için bir karar almıştım. Ondan sonra Kanada'ya gideceğim. Tamam mı? Kanada'ya gideceğim. Aklımda Kanada var ama cebimde 50 kuruş para yok. Ama hayaller büyük. Hayaller büyük. Evet. Bir de pandemiden çıktık. Cepte işte dediğim gibi 50 kuruş para yok. Hayaller büyük. Neyse Kanada'ya gideceğim. Randevu aldım kanka. Sitesine yani öncelikle UFC Global'a gittim. Kanada için? Kanada için. UFC Global'a gittim. Oradan bilgi almak için onun kendi sitesi var mesela UFC Global'a. Geliyorsun kendi randevu alıyorsun falan. Ben de o şekilde randevu aldım kanka. Randevu aldım, randevu tarih günüm. UFC Global'ın iki katı var. Alt katındaydı Kanada'ya başvuru. Ben de orada bekliyorum, sıradayım kanka. Ben sanıyorum ki şimdi ben o randevu tarihi geldikten sonra içeriye gireceğim. Girdikten sonra bana ne evraklar lazım, onun bilgisini verecekler. Ben ofisimden... Sen randevu onun için aldın. Aynen, randevuyu ben onun için aldım. Bilmiyorum yani, hiçbir bilgim yok. Mal yani. Bilmiyorum kanka işte, mallık yani. Öncelikten bunu işte şey yapmak gerekiyor yani, araştırsaydım güzel bir şekilde. Aynen, güzel bir şekilde araştırsaydım yani bunların bilgisi olmadığı için ben de işte böyle sanıyordum yani. Sonra neyse, önümde 4-5 kişi var falan. Ben de diyorum ki bekliyorum. Şimdi onlar bana bakıyor. Ben onların eline bakıyorum. Onların elinde evraklar var. Benim elimde hiçbir evrak yok ben. Bana diyorlar senin evraklar nerede? Ben de diyorum ki yok benim evraklar. O zaman niye bekliyorsun burada? Ondan sonra hani kafamda bir ışıkta böyle bir şey oldu. He. Dedim ki ben de dedim burada evrakları alacağım, toplayacağım. O şekilde buraya geleceğim. Sen sandın ki bilgi almak için randevu almak gerekiyor. Randevu almak gerekiyor. Bilgi aldıktan sonra bir şey yapacağım. Ama cebimde 50 kuruş para yok kanka, bu mallık yani, anladın mı? Bir de Kanada'ya gideceğim. Yani bir de Kanada'ya gideceğim yani. Düşünebiliyor musun? Falan değil yani. Kanada içinde en az kanka 6-7 bin dolar, 8 bin dolar para olması gerekiyor. Orada bir şey uğradın ondan sonra mı? Yok, orada ben hırs yaptım kanka. Yani orada ben hırs yaptım. Hırs yapıp da UFC Global'ın önünde şöyle bir, o zaman Samsung Avicim vardı. Fotoğraf çektim şöyle, bakarak fotoğraf çektim. Dedim ki... Hatıra kalsın. Yok, yok kanka. Ben dedim ki seninle UFC Global'a o fotoğrafı... Seninle bir gün görüşeceğim. Senden bir vize alacağım diye o anla çekmiştim. Dedin ki bekle geleceğim. Bekle geleceğim dedim yani. O şekilde bir şeyim olmuştu, anım olmuştu. Ondan sonra zaten Polonya birden aklıma geldi. Aslında bir kızla... O kız bana bir şirket buldu ve bu şekilde de işte Polonya'ya geldik kanka. Geldiği zaman elinde ne kadar paran vardı mesela? 700 veya 800 dolar param vardı benim. 800 dolar. Aynen. Yetti mi sana mesela? Kanka arttı da ben geldiğim zaman direkt işe başladım ya. İşe başladığım için hostelim de benim, her şeyim hazırdı yani. Hazırda geldin. Hazırdı. İşin değiştirmedi, fikrin de yok. Hiçbir şey. Vardı fikrim. Öyle mi? Ama onu gerçekleştirmedim. Diğer arkadaşlar gibi geldi. Almanya'ya gideyim de birkaç ay çalışayım. Vardı. Tabii ki de vardı. Ben kuryelik yapmak istedim. Kanka ben kuryelik yapmak istedim. Taksicilik yapmak istedim. Hollanda'ya gitmek istedim. Almanya'ya gitmek istedim. Bu şeyden oluyor kanka. Yani insan heyecanından oluyor. Bir de parayı düşünüyorsun. Neden oluyor biliyor musun aslında bu? Hani şeyden oluyor kanka. YouTube'dan izlediğin videolar mesela oluyor ya. Almanya, Polonya şöyle bir yer, kötü bir yer. Orada bu kadar para kazanıyorsun. Kafanda sadece para oluyor kanka. İşte o
parayı düşünerek sen oralara hareket etmek istiyorsun. Ama bilmiyorsun ki, yani bilgin olmadığı için böyle bir şey hareket yapmak istiyorsun. Ama yani belirli bir süre geçiyor mesela. Oradan buradan bilgi almaya başlıyorsun. Neyin ne olduğunu öğrenmeye başladıktan sonra kanka fikirlerin gerçekten değişiyor. Şimdi senin dostan mesela o Almanya'dan, Hollanda'dan. Şimdi şöyle bir şey. Ben Green Card kazandım kanka. Biliyorsun. Aynen. Şimdi ona kadar ben hiçbir şekilde yerimi değiştirmeydim. Yok, ondan önce diyorum mesela geldim ya sen. Ben seni bildiğim kadarıyla geldiğin yerde, geldiğin zamanlar beri aynı yerde çalışıyorsun. Aynı yerde çalışıyorum, evet. Hiçbir yerde değiştirmedim. Onu diyorum işte, seni tutan ne oldu mesela? Beni tutan kendim oldum kanka. Dedim ki gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim dedim. Oturum kartımı alana kadar bir yere gitmeyeceğim dedim. Kartını düşündüm dedim. Oturum kartını düşündüm. Al, sağlam yapayım ondan sonra. Aynen aynen, öyle hareket edeceğim. Ki aldın mı oturum kartını? Kanka decizem çıktı. Kararı geldi. Şimdi oturum kartım elime geçecek ya bir ay içerisinde falan. Bir ay içerisinde inşallah. Elime geçecek. Güzel. Öyle kanka. Bakacağız ya. Yani ben o yüzden de bizim işte firmanın böyle bir sıkıntısı vardı. Yani oturum karta başvuru yapmışken ben o fikirle de başvuru yaptım. Hızlı bir şekilde almak istemedim oturum kartımı. Dedim ki buradan oturum karta başvuru yapacağım. 1,5-2 sene olsa da bekleyeceğim. Burada çalışacağım. Buradan bir yere gitmeyeceğim. Ondan sonra belki bir yere düşünürüm. Ondan sonra oturum kartımı alayım dedim. Oturum kartımı aldıktan sonra başka bir yerleri düşünürüm. Farklı bir işler yaparım. Peki bu oturum kartı şu an çalıştığın yerde mi başlıyor yoksa ayrıca bir şirket mi? Kanka önce kendi acente var ya burada aracı firma. İşte aracı firma beni getirdi ya. Yani Umum Hazreti Seneye'yle çalışıyorum. İşte şu an onun üzerinden ben başvuru yaptım. Firma üzerinden ben başvuru yaptım. Getiren firma üzerinden. Aynen aynen. Çalıştığın yerden başvuru yaptım. Çalıştığım yerden direkt üzerinden başvuru yapmadım. O işte benim söylediğim yer işte bu Umum Hazreti Seneye olarak geçiyor. Diğer işte kiralık olarak veriyorlar yani. Kiralık olarak. Tabii ki tabii ki tabii ki. Diğeri de zaten Umum Hapras olarak geçiyor burada. Umum Hapras olunca da Naprim uyuyor. Kendisine geçiyorsun. Kendisine çalışıyorsun. Rakların da orada oluyor. Her şeyin orada. Oraya bağlısın. Direkt firmaya bağlısın. Bir güzel tarafı var. Mesela bayram günleri çalışmıyorsun ya. O günlerde senin maaşın yatıyor. Yatıyor. Şu anki senin sözleşme bayram günleri geçmiyor. Yani ne zaman çalışırsan o gün paran geçiyor. Tabii tabii. Şimdi benim şöyle bir şey oldu. Yılbaşından önce kanka benim ayağıma ayna düştü. Çalıştığım yerde. Şimdi bizimkiler şey ya 130 kiloluk ayna kanka. Ayna değil kapı 130 kiloluk. Tam onu paketlerken işte folyo burada streç var kanka. Bir kere şöyle stayak var. İşte buraya koyuyorsun ondan sonra streçlenen gerekiyor. Düşmemesi için. Sabit kalması için. Kırılmaması için. Düşmüyor zaten o kanka. Streci yaptığın zaman o kapı kalıyor orada. Ondan sonra diğer kapıyı ekliyorsun oraya. Şimdi o kapıyı şey yaparken şimdi bir kere streçlerken biri ben şöyle tutuyordum. Biri tutuyor, biri streçliyor. İki kişi yapıyor. İşte ben tutarken bir kere şöyle döndü. İşte ikinci kere dönerken ben şöyle bir arkama baktım. Artık dedim bu düşmez diye emin oldum. Arkama bakarken şöyle üzerime geliyordu. Üzerime geliyordu da şu ayağımın direkt şurasında düştü kanka. Şu anda da izi var. Ondan sonra bu şekilde şiş oldu kanka. Ben sandım bir kırıldı yani ayağım. Ondan sonra işte hastaneye gittim. Yürüyemiyordum böyle. Ayağım üstünde duramıyordum. Sadece tek ayak üstünde. Öyle ayağımı kaldırarak böyle yattım. Şimdi sigortam var. Yani hastaneye gittiğin zaman ücretsiz. Ücretsiz kanka. Tabii ki. Ücretsiz yaptılar. Ücretsiz yaptılar. Ondan sonra şey oldu kanka. Şimdi bunun söylememin sebebi şu. Şimdi sen diyorsun ki Umum Hapras'a Umum Hazretleri. Şimdi ben gittiğim gün, çalıştığım gün para kazanıyorum ya. Eğer ben o zaman Umum Hapras'a çalışsaydım ben 10 gün, 15 gün şöyle bir şey yapardım. Ayağımı gipse vurdurdum anasını satayım. 3 ay, 4 ay. Çıkmazdım, yatardım. Maaşım da geçerdi. Yani şimdi Umum Hazretleri olduğu için hızlı bir şekilde iyileşip de işe dönmen gerekiyor. Anladın mı yani? Sıkıntısı bu. Şimdi o yüzden yani Umum Hapras'a çok güzel arkadaşlar. Kaç saat çalışıyorsun burada? 8 saat kanka. Ben fazla çalışmıyorum. 8 saat haftada 5-6 böyle değişiyor. Spor salonuna gidiyorsun. Spor salonuna gidiyorum. Ne kadar ödüyorsun aylık olarak? Spor salonu? Evet. 89-90 zloty. Şöyle diyormuşum 89-99 falan. 90 zloty kanka. 90 zloty. Araba da aldın sen. Araba aldım. Maaş olarak ne kadar çıktı ortalama? Hani bizimki işinde çalıştığına göre maaş çıkınca belli bir düzenli bir şekilde maaş gelmiyor. Hani aylık olarak ne kadar mesela ortalama?
ortalama ne dedi, dolar? 4.500 5.000 premia ile birlikte, bonuslarla birlikte. Yani bonus ikramiye. Mesai değil, ikramiye. O çalıştığının dışında veriyorlar. Ha, güzel çalışıyorsun diyorsun. Çocuk güzel çalışıyor. Direkt bizim firma, fabrika, çalıştığımız fabrika herkese dağıtıyor kanka. Öyle mi? Herkese ikramiye veriyor. Her ay. Sen özel olarak verdin. Hayır, yani ilk... Herkese dem tutuyor. Herkese dem tutuyor ama işte senin yaptığın pozisyon, çalıştığın pozisyon bilmiyorum. Paketleme ise benim yaptığım pozisyon farklı. Mesela ben paketleyip sana gönderiyorum. Sen de export olarak Avrupa'ya dağıtıyorsun. Örnek veriyorum. Dağıtıcı. Senin bonusun, ikramiyen daha yüksek oluyor. 2000-3000 oluyor mesela. Aylık. 2000 zloty, 1500 zloty, 1000 zloty. Benimki işte 7-800 alıyorsam sen 2000 alıyorsun. Yani ortalama senin maaşın o zaman 4000 ile 5000 arası. Oynuyor kanka. 5000'den yüksek olan. Arabaya ne kadar? Kanka ben arabayı 14.800 aldım. Kaç model? 2009. 14.800. 2008. 2009. Aynen. Ama çok da güzel araba diyemeyeceğim yani. Çok da... Kanka memnunum. Tabii ki A noktadan B noktaya götürüp getiriyor. Yani, ama yani şimdi bir sene kullandım ya arabayı. Şimdi arabadan anlamaya başladım kanka. Tabii ki de daha iyisine ulaşmak istiyorum. Bu yüzden şu anda şey değilim yani. Ha, diyorsun ki ben daha önce arabayla bir ilgim olmadığı için ben bunu aldığım zamanlar güzeldi. Güzeldi, heyecanlıydı. Ben bunu anlamaya başladım. Aynen. Dedim ki sıkıntıları çıkmaya başladı. Yok. Sıkıntılar da değil kanka. Hani daha iyisine şey yapmak istiyorsun, ulaşmak istiyorsun. Yani daha iyisine binmek istiyorum mesela. Mesela aynı yerde kalmandan ziyade. Yeni bir araba. Şu an şeyim var mı mesela? Aslında ben arabayı alacaktım, değiştirecektim. Green Card çıkınca dedim, şimdi değiştirmem. Bir mantığı yok. Kesiyoruz, plan değişti. Hep plan değişti mesela. Oturum kartımı alınca ben başka bir şeyler yapmak istiyordum ya. Şimdi oturum kartım... Tamamen değişti. Şimdi yön direkt Amerika'ya geçti şu an. ABD'ye geçti. Şey yapacağız kanka, arabayı da değiştirmeyeceğim. Paramı böyle şu an toplayacağım. O zaman arabayı değiştirmeyeceksin. Yok kanka, arabayı değiştirmeyeceğim ya. Nasıl? Yani şimdi ben... Kanka şimdi ben arabayı değiştiren bir mantığı yok. Ne yapıyorsun? Zaten ne yapayım ben değiştirdim? Aynen. Hatta bir sene satmanın planları. Tabii ki yani 2-3 ay önceden satacağım. Ondan sonra parayı da alıp ekleyeceğim oraya. Ondan sonra Türkmenistan. Önce oraya gideceğim. Oraya gideceğim. Oradan geçeceğim mülakatı. Eğer çağrı olursan tabii diye. Senin buradan girmen gerekiyor mu? Kanka ben orayı seçtim. Türkmenistan mı? Tabii ki. Şimdi buradan da girebilirdim. O zaman... oturum kartını bekliyormusun o zaman sen gitmek için? Kanka ben oturum kartım... Bak 2025'in... 11. ayına kadar. 2025'in 11. ayının 30'unda bitiyor. 18 aylık verdiler bana. Şimdi... bu o şey Green Card'ın en son çağrılma şeyi, mülakata çağrılma tarihi sentyabr. Hangi ay oluyor? Ekim mi oluyor? Hangi ay oluyor? Ekim oluyor. Tamam. Ekim ayının 30'una kadar. Eğer ona kadar çağrılırsam benim oturum kartımın süresi bana 70 olacak. Yani yetecek. Birden mesela gitmedim, çağrılmadım. Bir şey oldu. Türkmenistan'a gittim. Tabii ki de bana mülakat gelirse ben gideceğim Türkmenistan'a. Gitmeden önce burada Ağustos ayında veya Temmuz ayında yine de uzatmayı vereceğim. Uzatmayı verip 2-3 aydan gideceğim. Olursa direkt oradan zaten o tarihi, o süre bana 70 olacak. Olmadı. Geri döneceğim. Geri döneceğim. 3 ay 4 ay önce uzatmaya vereceğim. Ondan sonra geri dönüp bir daha pasaportum dolana kadar süresi bitene kadar. Süresi bitene kadar 2026'nın Ağustos ayında bitiyor. Ona kadar buradayım. Ona kadar tekrar da ikinci oturum kartımı alıp ondan sonra bakacağız. Hayırlısı inşallah. Aynen. Sen şimdi 4.000-5.000 arası maaş alıyorsun ya. Bir kirada oturuyorsun. Hı-hı. Arabada kullanıyorsun. Hı-hı. Yani arabanın da var. Bu maaş sana yetiyor mu? Hani bu arada kiranı ne kadar ödüyorsun hala? Kanka biz iki kişi olarak alıyoruz. Yani tek kalmıyorsun. Tek kalmıyorum. Tek nasıl kalıyorum kanka? Kirası ne kadar kalın? Çok mu pahalı? 2500. 2500. Neredeyse maaşın yarısı. Tabii ki. Yani sen nereye gider misin yani başına? 2500. Kaç odalı? Bizde şöyle bir oda var, bir de gardırop var, bir de salon var. Orada da işte bir iki kişi daha da yatabilir isterse. Tabii ki de biz istemiyoruz. Aynen, bir artı. Öyle salon. Şey mi? Amerikan tarzı. Amerikan tarzı işte. Mutfağıyla birlikte salon. Öyle güzel bir ev. Deniz salonda yatıyorsunuz. Yok, ikimiz de bir odada. Ha, oda büyük galiba. Ufak bir oda ama iki kişi yatabilir. İki yatak koymuşsunuz. İki yatak koyduk. Güzel. Ama o şekilde yani.
Yanımdaki de Ukraynalı arkadaş. Kanka o şey gibi ya. Ses yok yani. Çocukla konuşmuyoruz evde. Galiba anlaşabildiğin olduğu birisi varken bir şey oluyor. Odayı paylaşabiliyorsun. Tabii ki, tabii ki. Birisinin yanına geçersin mesela sıkıntı olur bir şey mi çalınma. O arkadaş aynı yerde çalışıyorsun. Kanka aynı yerde çalışıyoruz. Ufak bir çocuk daha 18-19 yaşında. Öyle mi? O da yakında arabasını aldı. Bende de araba var, onda da araba var. Ali de arkanasını satıyor. yani ondan sonra o çocuk burada şey okudu. Ehliyet sınavını okudu. Ehliyetini aldı. Aldıktan sonra da arabasını da aldı. Zor değil mi ya? Ne zor değil mi? Ehliyet sınavı. Kanka şimdi Ukrayna ya onlar. Yani, Ukrayna yakın olduğu için. Dili biraz yakın. Bir de ilk sınavdan o kaldı. İkinci sınavı Ukraynca dilli şey yapmış. Sınavdan. Onun öyle bir şeyi var. Öyle bir seçeneği var. Yani, aynen. Ne olduğu için güzel. Onlar o şekilde. Kolaylıklar var ya aslında. Evet. Sen peki diline... Kanka ben konuşuyorum ya. Valla ben konuşuyorum. Çatırsa. Ben şimdi çekinmiyorum, utanmıyorum. Direkt patlatıyorum yani. Yanlış yapıyorsun yani. Ben sürekli yani şu an ben mesela... Bizde şey var, linya var kanka. Şöyle linya çizgi. Çizgi işte o çizgi her... Yani 10 tane işte linya var. Hersinden de işte aynen kapılar geliyor. 10 tane. İşte her haftada işte değiştiriyoruz böyle. Bir haftada. Birinci desin, ikinci hafta. İkinci desin. Şimdi bir her buçuk aydır yani linya farklı kanka, sadece çizgi böyle farklı ama iş aynı, sürekli aynı şey ama sadece birilerinde kapı biraz farklı, birilerinde biraz ağır geliyor, birilerinde biraz hafif geliyor, birilerinde her gün 150 tane ayna kapı geliyorsa birisinde 200 oluyor, birisinde 100 oluyor, birisinde 120 falan oluyor. Anladım. Şimdi bir buçuk aydır brigadir, şimdi brigadir benim elime böyle bir kolak birini verdi. Sen bana buna işe öğreteceksin. Yani buna göstereceksin her şeyi. Yanında bir buçuk iki aydır kolak var yani sürekli. Yani eğer ben dili bilmezseydim... Tabii ki. Eğer ben dili bilmezseydim kalkıp da brigadir yani benim yerime koymaz, benim yanıma koymaz yani şuna bir iş öğretti yani. Yani ben... Sürekli ben Polonyalılarla ben iletişimdeyim kanka. Ben gidip konuşabiliyorum yani rahat bir şekilde. Şakalaşıyorum. Bir de senin aynı yerde çalışman bir de avantaj oldu. Geldiğinden beri aynı yerde olmak mesela dil öğrenmende şeyde adaptasyonla paranı biriktir. Aynen. Sürekli mesela benden önce kendinden bahsedersen onu, kanka onu benim videoda bahsedeceğiz onu. Tamam yok. Onu atlayabilirsin. Yani para okumasını diyorum. Sen aynı yerde çalıştın işte mesela. Arabada alabildin işte evde kiraladın. Düzenimi oturttum yani. Muhtemelen parada biriktiriyorsun. Tabii ki tabii ki. Eğer ben o yüzden videolarında söylüyorum yani gitmeyin bir yerde çalışın diyorum yani. Bir sene iki sene çalışın. Biraz toplayın kendinizi yani. İşte ben de kendinizi. Ondan sonra gidin bir yerlere. Bulun. Yani ben bunu basa basa çünkü. Doğru bu yani mesela. Tabii ki de kanka çünkü geldin yani ben bu şekilde yapan bir sürü insan tanıyorum yani. Bir hafta vay iş zor, tavuk fabrikasında çalışıyorum, ağır kaldırıyorum, 12 saat çalışıyorum, 8 saat çalışıyorum, işim zor, ağır, adaptasyon geçemiyorum. Ben de bu süreden geçtim yani. Bana da soruyorlar, diyor ki sen niye gitmiyorsun? Ne yaptım ben orada? Maaş güzeldi ama gerek yok. Gerek yok kanka, çalış diyorum yani, alışırsın. Yani insanın bir alışmayacağı hiçbir şey yok kanka. Alışırsın. Dayan bir 5-6 ay sıkıntı yok. Ondan sonra geçebilirsin yani. Git ondan sonra istediğin yere. Öncelikle o süre zarfında kendini biraz topla. Paranı biriktir. Biraz özgüvenin artsın. Bir de oturum kartını al. Oturum kartını al. O süre zarfında bir sürü bilgi öğrenirsin yani. Bence de. Öyle bir oraya git, buraya atla. Bundan sonra oraya git. Orası kötü, burası kötü, burası zor. Burada çalışamıyorum, şunu yapamıyorum kanka. Bu şekilde yani birin iki olmaz. Zaman da geçiyor. Bir de paranı da getiremiyorsun. Birin iki olmuyor kanka. Zaman kaybı. Tabii ki. Sen güzel bir örnek oldun bize. Mesela arabanı almışsın, ev kiran da var. İşte geçinebiliyorsun. Tabii ki de bir sürü borcum harcım vardı, onu ödedim. Telefonum yani bunlar da şey kanka yani şu kamerayı alabilmek, telefon alabilmek, bilgisayar alabilmek yani hayatını düzene sokmak kolay bir şey değil bunlar kanka. Yani benim ev kiralamam mesela bir sene mi buldu yani ev kiralayıp ev kiraya çıkabilmem. Mesela ev kiralarken hani hangi evraklar gerekiyor mesela? Kanka zorluğu şu şekilde çektim. Öncelikle OVX sitesinden ben bakıyordum sürekli. 3 ay yani ben bir ev bulmam benim 3 ay vaktim aldı. Yani tabii ki de evler var. Şimdi bir eve gittim.
Yani hiçbir şey yok evin. Bir şey alman gerekiyor veya mikrodalga alman gerekiyor veya bilmem çamaşır makinesi alman gerekiyor. Onu alman gerekiyor, bunu alman gerekiyor. Bu da bir bu masraf. Yani buna gerek yok. Ben diyorum ki biraz bekleyeyim. Hani çok güzel bir, hiç onlara girmek istemedim. Hani şöyle bir ev bulayım. Her şey olsun. Yani ben bir şey almak istemiyorum. Her şey olsun ve istediğim gibi de böyle ev buldum. Hani ev güzel bir de ev. Tam istediğim gibi ev. Buldum. Her şey var kanka. Bulaşık makinesinden tut, ta çamaşır makinesine kadar, çatal bıçağına kadar, kasesine kadar bilmem her şey var kanka. Şimdi sen benim... Sen de bir şey getirmedin. Hiçbir şey getirmedim. Her şey hazır. Her şey hazır. Sadece sen kiranı ödüyorum, tamam. Bitti. Orada bir sigorta, fatura ödüyor musun? Ödüyorum kanka. Hangileri mesela? Kanka elektrikle doğalgaz ödüyorum. Elektrikle doğalgaz. Yani toplamda... Bu kirayla birlikte mi yoksa ayrı? Kanka kirayla birlikte biz, yani evin kirası 1500, onunla birlikte biz doğalgaz, yani su, ondan sonra evin aidatı, işte cartı curtu, bilmem işte çöpüdür, ondan sonra işte bakımı falan derken ona da ayrıyetten biz 800 lot ödüyoruz. 2500 artı 800 mi ödüyorsun? Yok, 1500 artı 800, 1500 sadece evin kirası, artı 800 de işte aidatı, suyu bunun içerisine giriyor, işte çöpüdür, o su cartı curtudur bunun içerisine giriyor. Ayrıyetten bize gelen fatura doğalgaz, elektrik. Doğalgaz, elektriği ne kadar kullanıyorsan onu ödüyoruz. Onu ödüyoruz. Ona bize geliyor o da. Su ile aidat parası. Onu ev sahibine gönderiyoruz biz. Her ay 15'inde. Yani 2300. 2300 zlot her ay biz ev sahibine gönderiyoruz. Hmm. 2300 mü yapıyor? Aynen 2300. Ev sahibine yolluyoruz. İşte olduğu gibi işte yanındaki arkadaş 1500'ü yolluyor. Ben de işte 816 mı 817 zlotisi var. Onu yolluyor. Şu an 20 zlota bir zam gelmiş. Onu işte ekleyip, değil mi? Çok fazla. Onu ekleyip onu göndereceğiz. Onun altında da kanka şey yapacağız. İşte sudur. Gazı ile elektriği kalıyor. Onu da işte ne kadar geliyorsa onu ödüyoruz. Ortaya bakıyorsunuz. Güzel. Arabana mesela her ay sigorta ödüyorsun. Doğru mu? Herhalde değil kanka, senelik. Senelik? Senelik 950 zloty. 950 zloty? Tabii diyorum. Ödüyorsun. Bir sene. Bir sene kadar. Sigorta. Ondan sonra muayenesi var. O da 100 zloty. Senelik. Senelik o da. 100 zloty seneye. Aynen. Başka bir masrafım yok. Başka bir masrafım yok kanka. Benim masrafım daha çok sporla ilgili. Hani supplementlere gidiyor benim masrafım. Etime tavama gidiyor. Yeme içme. Şimdi daha da fokuslandım. Odaklanmaya başladığım için şu an daha da gidiyor. Sen kadar gidiyor musun şu an? Gidiyor kanka. Kanka öyle bir şey düşünmüyorum. Biraz kendine bir düzen ya, şey olsun. Dış görünüşüm değişsin. Dış görünüşüm değişsin. Kanka sadece bu dış görünüş değil. Mesela spor yapmaya başlıyorsun ya. Daha sağlığından aynen sağlıklı olursun. Kanka spor çok güzel şeyler katıyor mesela. İnsana inanılmaz bir şekilde özgüven katıyor mesela. Artık spor yapmaya başlıyorsun ya, belirli bir vücuda sahip oluyorsun kanka. Otomatikmen başka şeyler de yapabileceğini de güveniyorsun, yani inanıyorsun başka bir şeyler de yapabileceğini. Sen demek ki başka bir şeyler de yapabilirsin. Rahat bir şekilde yapabilirim. Yani o kafaya getiriyor seni. O kafaya sokuyor. Yani artı özgüven. Artı özgüven sağlıyor. İşinde, yürüyüşünde, işte her gün mesela şey yaptığın zaman şöyle bir şeye giriyorsun mesela. Sabah kalktın, duşa giriyorsun, işte yıkıyorsun yüzünü falan. Aynaya bakıyorsun, kim diyorsun falan. Aynen. Aynen. Bakıp böyle kendi kendine bakıp falan böyle farklı farklı bir kafalara geliyorsun. Aynen. Öyle kanka. Yani daha iyi hissettiriyor. Daha iyi hissettiriyor. Mesela spor salonuna gittiğin zaman daha iyi hissediyorsun. Çıktın mı daha iyi hissediyorsun. Eve geldin mi yemek yaparken işte geçen attığım story'de gibi danslar falan öyle bir kafalara sokuyorsun. Yani enerji hissediyorsun kanka kendine. Ne güzel. Ne güzel. Öyle. O yüzden de yapıyorum yani. Beni iyi hissettiriyorsun. Sen neyi seviyorsun? Ben de neden keyif alıyorsan onu yapacak. O zaman zaten çok şeyde başarılı diyorsun, adamla alabiliyorsun. İleride ne güzel oluyor.
Çok öyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şu an kafamda başka bir soru yok. Soracağım şeyleri sordum. Eğer sizin de bir soracağınız sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Serdar'ın zaten YouTube kanalına oraya ekleyeceğim. Kendisine de ulaşabilirsiniz. Evet, yazabilirsiniz arkadaşlar. Serdar, çok teşekkür ederim. Rica ederim kanka, ne demek. Şimdi ikinci part 2 geliyor. Bu da işte benim kanalıma gidecek arkadaşlar. Evet evet. Onu da işte ev benim kanalıma. Senin evine bir video çekelim mi? Ev turu? Evet. Aslında. Bakalım şu an nasıl yer oturuyorsun, hangi şehir oturuyorsun? Ne zaman, bugün mü? Bugün değil, başka bir gün. Öyle de yapabiliriz kanka, sıkıntı yok. Gelirsin bir ara böyle otururuz. Nasıl var oturursun? Öyle öyle yapacağız kanka, şey yapacağız hani Türkmen pilavı falan ben hazırlarım. Otururuz böyle, yine yeriz, ev turu yaparız. Spor yapıyorsun onlara. Spor salonuna gideriz, seni de götürürüm. Oturduğum şehri gösteririm falan kısa bir şekilde. Bu şekilde de bir güzel bir şey yapabiliriz kanka. O zaman takip edelim. İnşallah yakında Serdar'ı hayatına gireceksin. İnşallah, 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 inşallah. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bir sonraki videoda. Arkadaşlar görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Ne çok teşekkür ederiz. Bak senin de kanalına, benim de kanalıma destek olursanız çok çok seviniriz. Çok çok mutlu oluruz arkadaşlar tekrar. Diğer videolarda görüşeceğiz.